giderken hayat dururdu sanki zamana değmeden. Bulaşır neşesi konuşup söylerken, ağlırdı gam keder insan kalbinde. Mahallenin sevgilisi kadeh gibi çınlar sesi. Günaydın sevgili seyirciler. Hayat Tadında programı başlıyor. Müslüm Gürses'in güzel sesiyle açtık programımızı ve hayatın içinden görüntülerle. Efendim biz hayatın içinden geçerken başımızdan da pek çok şey geçiyor. Acaba mutluluklar, mutsuzluklar, öfkeler hayatın bize verdiği duygular mı, yoksa insan bütün bu duygu geçişlerinde kendinde bir şeyleri aramak yerine hayatı mı bahane ediyor? Bilmiyorum, soracağım. Çok değerli bir psikolog konuğum var, az sonra burada olacak. Bir de bir hayvan dostu değerli konuğum var ki o dostlarıyla birlikte geldi. Ara ara o buraya gelene kadar o dostlardan birinin, papağan Dudu'nun sesini duyabilirsiniz. Size değişik bir ses yansıyabilir. Merak etmeyin, onu da konuk edeceğiz sevgili seyirciler. Hayat Tadında bugün çok renkli. Siz de hoş geldiniz. Evet, tekrar günaydın sevgili seyirciler. Konuğum yerini aldı, üstelik de uzaklardan geldi. Psikolog yardımcı doçent doktor Mehmet Şakiroğlu. Mehmet Şakiroğlu aynı zamanda Ankara'dan da benim çok sevgili arkadaşım, evet, ve değerli dostum. Mehmet, seni ağırlıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Aynı zamanda hemşerim. Evet, o kadar bu, çok bağ var ki bizi bağlayan, evet, birbirimize. İki günden bu yana Aydınlıları ağırlıyorum. Evet, benim için hoş bir sürpriz oldu bu hafta sonu. Sen de Kuşadası'ndan geliyorsun. Evet, evet. Nasıl gidiyor hayat? Mutlu musun? Ankara'yı bırakıp gidip Kuşadası'na yerleştiğine göre herhalde mutlu olmalısın diye düşünüyorum. Yani Ankara ile ilgili hiçbir sıkıntım yoktu. Biliyorsun ikimiz de Ankara'yı çok severiz. Orada çok güzel hayatımız vardı eşlerimize, dostlarımızla. Özellikle ODTÜ kampüsünde olmak benim için her zaman çok özel bir şeydi. Sizlerle beraber olmak, orada görüşmek, ama şimdi Kuşadası başka türlü işliyor tabii orada her şey. Her Aydınlı'nın hayatında özel bir yeri vardır zaten Kesinlikle Kuşadası'nın. Vardır. Bir de seninle Kuşadası'ndaki ortak alanımız da birbirine çok yakın çok olduğu yakın. İçin çok özel bir şey tabii bu. Valla çok memnunuz orada. Hayatı biraz daha yavaş yaşıyoruz. Seninle konuştuk bunu kuliste. Hayatı yavaşlatmak çok önemli bir şey. Yani şu koşturmacılardan vazgeçersek, ki pazar sabahı buna başlamak için çok uygun bir gün. Evet. Bizi evlerine şu anda konuk eden bütün o kahvaltı sofralarına da onu söyleyelim. En azından bugün kıpkırmızı suratlarla koşturmak yerine biraz yavaşlamayı denesinler. Şimdi biraz galiba aslında cumartesi demeyeyim de pazar günleri o yavaşlığı hayatımıza alabiliyoruz. Evet, olabiliyor. Gerçi bir müddet sonra insan çok hızlı hareket etmeye alışınca o hızı bir yaşam biçimi haline getirip mesela spor yaparken bile hızlı olabiliyor. Evet. Örnek ben. Evet. Her şeyi çok hızlı yapıyorum. Bu hız bana hayatta neyi kaybettiriyor ya da ne tür olumsuzluklar getiriyor? Yani bu hızlı yaşamak denen şey aynı zamanda hayatı... Yani hızlı yaşamak derken bir şeylere koşarak hep nefes nefese yerleşmek. Onun altını çizelim. İki tane ciddi hata var burada. Hemen bahsedeyim istersen, evet, onlardan. Lütfen. Birincisi... Kendim için çağırdım seni bugün. Kameraları kapatalım. Kameraları kapatalım. Birincisi sabırsızlık ve acelecilik. Evet. Çok fazla acele ediyoruz hayatta. Mesela bankaya gittiniz,
aldınız bir tane numara, geldi numara. Buradaki 85, siz 85 numarasınız. Ekranda da 65 yazıyor. Bu şu demek, 20 kişi senden önce işlem görecek. Kimisi geçiyor bankada arkaya, şöyle güzelce oturuyor. Açıyor kitabını okuyor, gayet sakin. Arada bir ekrana bakıyor, 75 olmuş, 83 olmuş, 84 olmuş, kalkıp gidiyor. Ya da telefonuyla oynuyor, yanındakiyle konuşuyor. Kimi de gidiyor o numaratörün önünde duruyor. Alıyor eline kendi numarasını, sürekli buradaki 85'e bakıyor, oraya bakıyor. O 66 oluyor, hayal kırıklığı yaşıyor. Sürekli bir mucize beklentisi var. Bir anda onun sırası gelecekmiş gibi falan. Gergin bir şekilde onu orada bekliyor. Sonra gidiyor çalışan bankacıların önünden şöyle onlara bakıyor. Niye yavaş çalışıyorlar acaba falan diye. Hatta sürekli bazen sitem ediyor. Niye daha fazla çalışan yok burada diyor. Tabii canım. Evet. Arkalardan birini gösterip, ya arkadaş burada boşlar var, gelsenize buraya diye. Sonra her numara yandığında biri gidiyorsa onlara kızıyor. Niye beklemişler falan diye. Derken böyle o 20 kişilik süreyi gergin ve teyakkuzla geçiriyor. Ama süresi arkada oturup da güzelce kitabını okuyan kişiden daha hızlı sırası gelmiyor. Ama o sırada yaşlanmış oluyor biraz daha. Çünkü kalbi o heyecan esnasında gümbür gümbür atıyor. Fazla kan pompalıyorsun. Çünkü teyakkuzda. Kötü yerden vurdun beni. Evet, tehlikeli olan şey bu. Bu acelecilikten. Ya da şeyi de çok görüyorum. Şimdi bizi izleyen sevgili dostlar bunu fark edecekler kendilerinde varsa. Alışveriş merkezlerinin yürüyen merdivenleri var ya. Evet. Onlar biz duralım, onlar yürüsün diye yapıldı. Bizi çıkarsın diye. Evet, oradan iki iki koşa koşa atlayan kişi mesela hep sabırsız. O mesela sen dururken merdivende arkana geldiğinde onun böyle nefesini hissediyorsun ensende. Bir sürü şey öyle yapıyormuş, itiraflar geliyor. Eyvah eyvah. İşte acelecik dediğimiz biz şey bu. Biz galiba toplum olarak mı böyleyiz, aceleciyiz, yoksa hayat mı bizi buraya getirdi? İşte o baştaki soruya dönüyorum şimdi. Hani hayata yüklüyoruz bir takım şeyleri ama hakikaten her şey hızlı. Biz oradan oraya yetişmek durumundayız. Şehirler kalabalık, trafik yoğun falan falan falan. Birçok olumsuzluk var. Evet. Bunlar yüzünden mi hızlanıyoruz yoksa bu insan doğasından kaynaklanan bir şey mi? Çevre çok önemli. Şöyle bir örnek vereyim sana Fulin'cim bununla ilgili. Ben Ankara'dayken şöyle bir alışkanlığımız vardır Ankara'da. Kırmızı ışık sarı yandı anı dıt. Evet, otomatik. Doğru. Ben bunu Kuşadası'na ilk gittiğimde yanında anneciğim var. Tam böyle Kuşadası'nda şöyle bir Kadınlar Denizi'nden yokuş iner, otogara doğru gelirsin. Oradaki kırmızı ışıklarda durdum daha ilk günlerim. Yani döndüğüm ilk günler. Tam böyle sarı ışık yandı, dat diye kornaya bastım. Annem döndü bakıyor. Çevredeki arabalar dönüp bakıyor. Oğlum dedi ne oldu? Dedim bilmem, otomatik. Biz düşünme böyle ben yapıyoruz. Yaptım. Tabii, otomatik. Herkes bağlıyoruz. Şaşırdı. Yani çevre dediğimiz şey gerçekten de etkiliyor. Zimbardo'nun bununla ilgili şöyle bir lafı var. Bir turşu kavanozunun içinde sağlam bir turşu aramayın diyor. Çevrenin ne kadar belirleyici olduğunu anlatmak için. Yani çevreyle bizdeki kişilik özelliklerinin, mizaç özelliklerinin ve kalıtsal özelliklerin bir araya gelmesi ve etkileşimi sonucu peki, bizler oluşuyoruz. Bir de Kuşadası'nda çok galiba koşturan var. Evet. Ankara'da çok yavaş olan da var. Ya kadınlar da biraz daha hızlı galiba erkeklere oranla. Galiba. Evet, biraz daha fazla yükleniyoruz bir takım şeyleri belki. İkinci hata da o. Birincisi acelecilik ve sabırsızlık. İkincisi de polifazi dediğimiz şey. Aynı anda birden fazla şey yapmaya çalışmak. Şimdi bizi izleyenlere çok net söylüyorum bunu. İnsanoğlunun sistemi aynı anda bir iş yapmak üzerine kurgulanmış. İkinci bir işi soktuğun anda error veriyor, hata veriyor. Yani onu yapamıyoruz. Ya mesela araba kullanırken telefonla konuşabiliyorum diyor biri mesela. Ama dikkat etsinler, çok ciddi bir konuşma yaparken gayri ihtiyari o arabayı durduruyorlar. Bu arada yapmasınlar tabii böyle bir şey. Kesinlikle ceza yapmasınlar. Ama dikkat edilirse çok ciddi bir konuşmaysa araba durduruyor. Ya da işte televizyon seyrederken yemek yapıyorum bir yandan. Ama yemeğin böyle özel, enteresan bir yeri ise o televizyonu seyretmediğini fark ediyor. Yani birisini otomatik pilota alıyoruz, diğerini gerçekten yapıyoruz. Ama bu arada gerçekten yapmamız gerekeni de tam yapamıyoruz. O yüzden de birden fazla iş yapmaya çalışırken hiçbir işi yapamaz oluyoruz. Bu da bizim zaman yönetimimize zarar veriyor ve sürekli kendimizi koştururken buluyoruz bu yüzden. Peki o zaman yavaşlatır mısın bizi lütfen? Evet. Önerilerinle Mehmet. Nasıl yavaşlayacağız biz? Yavaşlamanın birinci adımı sabır ve can sıkıntısıyla barışmak. Bunu da en azından bugün çocuklarımıza öğretebiliriz. Şöyle bir dert var. Biz çocuklarımızın canının sıkılmasına hiç izin vermiyoruz şu dönemde.
Bana mesela geliyorlar bazen, hocam işte çocuğum sıkılınca ne yapacağımı bilmiyorum. İşte tablet veriyorum hemen bıkıyor. İşte oyuncak veriyorum hemen bıkıyor. Çizgi film açıyorum hemen bıkıyor. Diyorum ki hiçbirini yapma. Bırak canı sıkılsın çocuğun. Sana can sıkıntısının kötü bir duygu olduğunu kim öğretti ki? Biz nereden çıkardık bu can sıkıntısının kötü olduğunu? Ben kendi çocukluğumda çok fazla oyuncağımız yoktu. Senin de yoktur fazla. Tabii. Ama elimizde her ne varsa ondan istediğimiz oyuncağı yapmayı öğrendik. Ya da zorluklar içerisinde, az malzeme içerisinde en güzel oyunları kendimiz yarattık. Şimdi her şey hazır alınca çocuk yaratıcılığını geliştiremiyor. Problem çözme becerisini geliştiremiyor. Mesela şu bir kalem. Bu niye uçak olmasın? Neden roket olmasın? Neden bir yaka iğnesi olmasın? Ve öyle yapardık. Neden biz elimize olmasın? Fırça alıp mikrofon yapardık. İşte ne bileyim evdeki materyallerden oyuncaklara dönüştürür oynardık. Doğru söylüyorsun. Kesinlikle yoktu öyle. Çünkü hiçbir İşte şey. Şu anda çocuğun canının sıkılmasına izin vermeyerek, onu sürekli olarak besleyerek bir mutluluk canavarı haline getiriyoruz çocukları. Şimdi pazar günü çıkacağız, alışveriş merkezlerine gidip bakalım. Çocuklarımızı birer mutluluk canavarı haline getirdik. O vitrinlerin önünde yerlerde debelenen çocuklar var. Çünkü isteklerini ertelemeyi beceremiyorlar ve mutsuzluklarını kabul edemiyorlar. Çünkü onlar hem kreşlerde hem de evde sürekli oyalanmaya çalışılıyor. Sürekli mutlu edilmeye çalışılıyor. Açılıyor çizgi film, çocuk bir heyecanla izliyor. Sonra sıkılıyor. Hop helikopter. Uçan helikopter var şimdi. Çok güzel. 17 lira sadece. Bizim zamanımızda hayalini bile kuramazsın. Tabii doğru. Çocuk onda biraz oynuyor. Bırakıyor. Tablet geliyor. Rengarenk bir dünya. Hiçbir şeyle doyum sağlayamıyor çocukların çoğu. Çok verirsek çocuğu doyurmuyoruz. Evet. Sadece doyumsuz bir mutluluk canavarı olmayı öğretiyoruz. Mutluluk canavarıyla kastın ne? Nasıl mutluluk oluyor mutluluk şöyle, canavarları? Kendisinin hep mutlu olması gerektiğini düşünen çocuklar. Hmm. Şimdi mutsuzluk mutlulukta... Böyle büyükler de var ama Mehmet. Var tabii ki. Onlar büyüyor ve mutluluk canavarı büyükler kesinlikle olmuş oluyor. Kesinlikle. Biz yapıyoruz zaten. Hmm. Şimdi bindiğinizde bir toplu taşıma aracına hiç kimse göz teması kurmuyor. Herkes kullandığı aletin sosyal medyası üzerinden göz teması kurmaya çalışıyor. Biz hayatla aramıza o ekranları koyduk. Hı-hı. Hayatla aramıza o camları koyduk. Öyle olunca orası sürekli bizi ödüllendirdiği için, yani bir fotoğraf paylaştın, telefonu aldın, tak beğenildi. O ekran beni o kadar mutlu etmeye alıştırdı başlıyor ki, başlıyor ki artık ben gerçek dünyaya bakmak istemiyorum bile. Çünkü gerçek dünyada o mutluluğu bulamıyorum. Bulamıyorum. Herkes bana duygusunu o derece net ifade etmiyor. Kesinlikle öyle. Ve şurada hata var. Ben gerçek dünyada mutlu olmak zorunda değilim. Bırakın öfkenin tadını çıkarayım. Bırakın nefretin tadını çıkarayım. Bırakın kıskançlığımı yaşayayım. Bırakın mutsuzluğumu yaşayayım. Bunların bu hepsi insana dair normal duygular hepsi değil normal mi? Normal duygular. Sağlıklı bakın, duygular. Kesinlikle öyle sağlıklı. Sağlıklı olmasa bizde o duygular olmazdı ki şu anda. Biz bunları bastırıyoruz. Hı-hı. Mutsuzluğumuzla başa çıkma kabiliyeti geliştirmiyoruz bu yüzden. Mutsuzluğu hissettiğimiz her an onu çözmek yerine kaçmaya çalışıyoruz. Oysa ki yapılması gereken şudur. Mutsuz musun? Sen gidip bir ayakkabı alıp mutsuzluğunu unutmak yerine neden mutsuz olduğunu fark et, bu mutsuzluğu kabul et ve çöz. 3 adımdır bu. Çözmek için biraz zamana ihtiyacımız vardır ama çözersek... Onun için de sabır devreye giriyor. Onun için de sabır devreye giriyor. O yüzden anahtar kelime sabır. Hı hı. Sabır da şöyle enteresan bir şey Fulinciğim. Bizde zaten var. Bizim Anadolu coğrafyasının felsefesinde sabır var. Doğuya gittiğimizde sabır var. Biz bunu batılılaşma adı altında, bu arada batılılaşmayı çok destekleyen biri olarak bunu söylüyorum. Batılılaşırken sabrımızı kaybettik. Hmm. Çünkü kapitalist sistem sabırı sevmez. Çünkü ben sabırlı olursam 80 ekran televizyon aldıktan bir ay sonra 100 ekran televizyon gördüğümde onu istemem. Derim ki sabırla 80 izlerim. O yüzden batıda sabır yoktur pek. Çünkü sana bir şeyler satmak ister. Bu yüzden de biz sabrı kaybettik. Oysa ki bu bizim felsefemizin de bütün inançlarımızın da temelinde vardır. Çünkü sabır hoşgörüyü getirir, minnettarlığı getirir, bir arada yaşamayı ve paylaşımı getirir. Sabırı bir yakalayabilirsek, şu mutluluk canavarları olmaktan vazgeçip aceleyi biraz yavaşlamaya çevirebilirsek esasında çok önemli adımlar atacağız, ömrümüzü de uzatacağız. Peki bunun bir eğitimi var mı? Yani içsel olarak insan kendini bu anlamda nasıl eğitebilir? Var ve çok da güzel bir adı var bunun. Mindfulness diye bir kavram. Yeni birçok eğitimini verebiliriz bunun ama bilinçli farkındalık diye bir kavram var. Mesela bir tane örneğini vereyim bunun. Televizyon karşısına geçiyor, maç izleyecek beyefendi. Kocaman bir cips paketini açıyor.
televizyona odaklanıyor ve eli hiç durmadan o cips paketinin içine girip çıkıyor. Avuç avuç onu ağzına atıyor. Hoş geldin atıyor. Obezite. Obezite bu. Tam bir obezite hali. Onu hiçbir şekilde tadının farkına varmadan avuç avuç yiyor. Bitiyor. Şapur şapur iç boşalıyor. Bırakıyor üzüm. Bir kocaman üzüm. Şimdi bizim coğrafyadan gelenler o üzümün ne kadar değerli olduğunu biz biliriz. Her bir tanesinin. Çünkü güneşin ve toprağın armağanıdır. Emek vardır içinde. O üzümü böyle avuç avuç ağzına atıyor. Ağzına atıyor. Şöyle diyoruz. Dur. Bir dakika. Yavaşla. O üzümlerden bir tanesini al. Şöyle ufakça bir ısır. Ağzının içine koy. Ve lütfen benim için bir 20 saniye bekle. O üzümün tadının bir farkına var. Sana o üzümün doğa tarafından ne kadar büyük bir hediye olduğunun farkına var. Onu öyle haşur huşur yiyip hem kilo alıp hem bütün hayatla kötü bir ilişki kuracağına farkına var. Bilinçli farkındalık için diğer bir şey. Yolda yürürken sağda solda ne var bunları fark et. Çünkü sağda solda ne olduğunun hiç farkında değiliz. En basiti şunu söylüyorum bazen. İnsanların kollarında saatleri var ya, sende de var. Kapat diyorum saatinin üzerine. Sana yapmayacağım şimdi. Çünkü olmuyor arkadaşlar. Saatinin ekranında neler olduğunu bana söyle diyorum. 3 yıldır taktığın ve her gün 20 kere baktığın saatinin ekranında neler var. Otomatiğe şimdi, bağlamış vaziyette yapıyoruz her şeyi. Kesinlikle o kadar otomatik ki. İnsanlar, şimdi bizi izleyenlere çok net söylüyorum sevgili dostlarım, kahvaltı masasında saatlerinin ekranında ne olduğunu bilmiyorlar. Çünkü gerçekten bakmıyoruz. Sohbetlerde, konuşmalarda sen mesela şu anda hem beni onaylıyorsun hem de yüz ifadenden ben anlaşıldığımı hissediyorum. Konuşmalarda birbirimizi anlamıyoruz, dinlemiyoruz ve o ifadeyi karşı tarafa aktarmıyoruz. Mehmet bir de bakmıyoruz artık. Asla bakmıyoruz. Şu telefonlar çıktığından beri sadece telefona bakarak konuşan insanlar var. Doğru. Ve bu göz temasının olmadığı bir iletişim, zaten iletişimin özü odur, ilk başta o öğretilir. İletişim değildir. Kesinlikle. Onun için çok haklısın, gerçek iletişim bile kuramıyoruz. Onu o da zamanlarda kaçırıyoruz. Bir de şu var Fulin, %100 katılıyorum. İletişim denen şey sosyal destektir, paylaşımdır ve stresle baş etmenin ana teması da sosyal destek esasında. Bu sosyal medya, sosyal desteği arttırıcı tarafı da var. Ona bir şey demiyorum. Hı hı. Ama ikili ilişki önemli. İkili ilişkiyi kaybetmemek zorundayız. Dördüncüsü de olumsuz duyguların farkına varmak. Yani bu yavaşlama ve sabır konusunun en önemli şeylerinden biri de olumsuz duyguların farkına varmak. Çünkü olumsuz duygularımı fark etmeyince koşup ayakkabı alıyorum. Koşup oyun oynuyorum. Koşuyorum abur cubur yiyorum. İşte koşuyorum kumar oynuyorum. Zararlı alışkanlıkların birçoğu ben mutsuzluğu beceremediğim için ortaya çıkıyor. O yüzden onu öneriyorum. Bütün o kişisel gelişim dünyasında şunu söylüyorum. Çok da sevdiğimiz dostlarımız var orada. Mutluluğun peşinde gitmek güzel. Tamam, insanlar mutlu olsun. Ama lütfen 10 adım mutluluk peşinde koşarken bir adım olsun durup da ben neden mutsuzum sorusunu sorsunlar. Mutluluk peşinde koşmaktan çok daha değerlidir neden mutsuz olduğunu insanın fark etmesi. Arada bir çocuklarının da mutsuz olmasına, canlarının sıkılmasına, hatta ne bileyim bazen öfkelerine bile izin vermelerinde fayda var. Şimdi öfkeye geleceğim. Sen öfke kontrolüyle ilgili seminerler de veriyorsun. Evet, tabii. Bu olumsuz duyguları fark edememe ve bastırma hali mi bir süre sonra öfke olarak karşımıza çıkıyor? Hı-hı. Neden biz bu kadar öfkeli bir toplum olduk? Ve bu öfke beraberinde maalesef şiddet getiriyor. Evet. Bütün bu sarmalın bize bir yorumunu yapar mısın? Tabii ki. Çok güzel bir soru. Çok da önemli bir soru. Öfkeyle şiddeti ayırmak zorundayız. Çünkü öfke eşittir şiddet dediğimizde öfkeyi kötülüyoruz. Mesela şöyle oluyor. Kişi böyle acayip bir saldırganlık yapıyor. Trafikte birilerinin canını yakıyor. Sonra Mobese kamerasından izletiyoruz. Kendini izliyor. Hocam diyor, bu ben değilim. Evet, sen değilsin. Çünkü sen öfkeni kontrol etmeyi bilmiyorsun. Öfkelendikten sonra da sen artık sen değilsin. İçindeki diğer sen devreye giriyor. O yüzden yapmamız gereken şey öfkeden kurtulmaya çalışmak değil. Hı-hı. Çünkü bununla uğraşanların hiçbiri başarılı olamadı. Öfkelenir insan. Bu doğal bir duygudur. Bizim yapmayı becermemiz gereken şey öfkenin şiddete dönmesini, Hı-hı. saldırganlığa dönmesini engellemek. Onun yani için de kontrol edebilmek, o noktaya geliyoruz. Bastırmak değil. Şimdi bizim kadınlarımız öfkesini bastırıyor, yok sayıyor. O yüzden de sonra da kafalarına bez bağlıyorlar baş ağrısından dolayı. Çünkü öfke şöyle bir şey. Mesela şurayı bir tarla gibi düşün. O da bir tarla faresi. Öfke buradan çıkıyor, ben bastırıyorum, kurtuldum zannediyorum. Tarla faresi bastığınız zaman durur mu orada? Bu başka sefer buradan çıkıyor. Çıkıyor. Buradan çıkıyor. Alacaksın o çıkan şeyi,
çözeceksin. Çözmezsen sistemde başıboş geziyor. Ve sen ileride hocam onu yapan ben değildim diyorsun. Böyle bir duruma geliyorsun. Yani öfkeyle kurduğumuz ilişkide şunu yapmamız lazım. Hangi durumlarda ben öfkeleniyorum? Birincisi bu kararı vermek. Bunları test etmek. İkincisi bu öfkelendiğim duruma girdiğimde bundan sonra nasıl davranacağım diye karar vermek. Bakın çok basit bir şey. Bugün mesela trafikte geliyoruz programa doğru. Trafik sıkışıyor bir yerde. Beni bir görebildiğim 7-8 tane arabanın kullanıcısı var. Bunların 3 tanesi aşırı öfkeli, kıpkırmızı, gergin. 5 tanesi çok rahat müzik dinliyor. Şimdi bizi öfkelendiren şeyin adını trafik koyarsak hata yapıyoruz. Çünkü o trafik 3'ünü öfkelendirirken 5'ini keyiflendirebiliyor. O yüzden bizi öfkelendiren şey içine girdiğimiz durumlara dair yorumlarımız ve bu yorumlardaki bakış açımız bir anlamda. Kesinlikle bakış açımız ve davranışlarımız. Biz öfkeyle ilgili durumları suçlarsak çözemiyoruz. Suçlamamız gereken şey benim burada zihnimin içi. Yani kara kutu dediğimiz kafamızın içi. Biz hep durumları suçluyoruz. Şöyle oldu böyle yaptım. Şöyle oldu böyle yaptım. Öfkeliyim hocam ne yapayım? Hayır değil. Bizi öfkeyle ilgili problem yaşatan şey düşüncelerimiz. Düşüncelerimizi doğru yönlendirebilirsek, sabırlı olabilirsek, olumsuz duyguların farkına varabilirsek biraz daha bu şiddet ve saldırganlıktan uzaklaşabiliriz ki coğrafyamızda ne yazık ki bu öfkenin saldırganlığa dönmesinin meşru olduğu alanlar yaratılıyor. Evet. Trafik, futbol maçları, kadına yönelik şiddet, çocuğa yönelik şiddet, okulda, kışlada her yerde vardı eskiden. Ve bunlardan dolayı biz öfke eşittir şiddet hatasını yaptık. Şu anda bugün karar vermemiz gereken şey şu. Şiddet kötüdür, uzaklaştır. Öfke iyi bir duygudur, tadını çıkar. Yani onu olumlu kullan. Öfkelen ve onunla bir şey üret. Onunla savaş yani. Onunla mücadeleni ver. Mücadele et ama o öfke enerjisini faydalı bir yere yönlendir. Yapabilir miyiz bunu? Kesinlikle. Öfke enerjisi faydalı bir şey alana dönüşür mü? Çok nasıl mümkün. Yapacağız bunu? Bakın şöyle. Mesela bir rekabet halindesin biriyle. Öfkelendin ona. Çünkü o senden daha iyi. İki tane alternatifin var. Bir tanesi gidip bir taş alıp onun kafasına vurup onun performans göstermesini engellemek. O ruh hastalığı artık herhalde. O uygun değil. İkincisi de biraz daha iyi performans göstermek için gayret etmek. İkisi de öfkeyle yapılıyor. Biz öfkeyle bir performans sergilemek anladım. Yerine öfkeyle saldırganlığı sergiliyoruz. Dünyanın en güzel resmini öfkeli biri yapmıştır. Dünyanın en güzel tiyatro oyununu öfkeli biri yazmıştır. Dünyanın en güzel futbolunu da faul yapıldıktan sonra bir oyuncu oynamıştır. Nuri Şahin örneğini arada veriyorum. Milli takımı yeni bıraktı. İnşallah kararından vazgeçer. Nuri Şahin bir açıklamasında öyle demişti. O kadar çok faul yapılıyordu ki ona Dortmund'da ilk çıktığı zamanlar. Nuri nasıl idare ediyorsun bu faullere? Nasıl sinirlenmiyorsun? Ne kadar iyi ruhlu bir insansın sen? Demişti ki evet iyi ruhluyum ama o fauller sayesinde bu kadar iyi oynuyorum. Çünkü bana her vurulduğunda daha fazla motive oluyorum ve daha fazla futbol oynuyorum. Diğerleri tekme yediğinde kalkıp kafa atıyor rakibe, kırmızı kart görüyor. Nuri Şahin ne yapıyor? Tekme yedikten sonra kalkıp biraz daha coşkulu oynuyor. İşte bunu becerebilmek evet, bunun önemli. Motivasyona dönüştürmek önemli. Kesinlikle motivasyona dönüştürmek. Peki. Son olarak bu şiddetten bahsetmişken özellikle son dönemde çok sıklıkla karşımıza gelen kadına şiddet konusuyla ilgili bir duygu durumuna değinmek istiyorum. Kıskançlık. Evet. Bu çok hızlı konuşulacak bir şey değil, fazla da süremiz kalmadı ama bu kıskançlık yani yakıcı, zarar verici kıskançlığın altında yatan sebepler neler ve neden insanlar bu hale dönüşüyor? Seven biri, birini sevdiğini iddia eden biri nasıl olup da ona zarar verecek bir noktaya gelebiliyor. Bu nasıl bir rahatsızlık? Çok kritik bir soru. Toplumsal olarak çok ciddi bir derdiniz. Bizim için şu öfke kitabının yazılış temellerinden biridir. Kadına yönelik şiddet. Şimdi kıskançlık duygusu iki türlü. Bir tarafı olumlu ve geliştirici bir kıskançlık. Performans attıran bir kıskançlık. Bir tarafı da kurgusal ve senaryo kıskançlığı. Yani gerçekte yok böyle bir durum. Ben onu kurguluyorum. Kıskançlık duygusunu yaratıyorum ve öfkeli davranıyorum. Burada patolojik kıskançlık devreye giriyor. Neden devreye girer? Ben kendimi beraber olduğum kişiye uygun görmüyorsam, yani yeteri kadar kaynaklarımın ona yetebileceğine inanmıyorsam, benim hayatta çok fazla hatam varsa, yani ben çok aldatıyorsam eşimi,
Muhtemelen onun da böyle bir şeyler yapabileceğine dair şüphelerim oluşabilir. Hı-hı. İkinci şey budur. Üçüncüsü, hayatın kontrol etmeyle ilgili sorunlarım varsa kontrolü kıskançlık üzerinden yapmaya çalışırım. Bir bu temeli var. Bir de kıskançlık senaryolarını çok yazarsam kıskançlıkla ilgili yaptığım senaryolar gerçekleşir. Bakın çok net bir örnek vereyim bununla ilgili. Ben eşimi çok kıskanıyorum. Ama diyorum ki kesin beni aldatıyor ve bunu yakalayacağım sonunda diyorum. Ve eve her geldiğinde kokluyorum her yerini. İşte ruj izleri, işte ya da bilmem neler arıyorum. Hemen gidiyorum arabasına iniyorum, koltukta bir saç izleri arıyorum. Sonra geliyorum diyorum ki ulan biliyorum yakalayacağım. Böyle davranmak ilişkimi bozar mı benim? Darmadağın eder, tabii, bozar. Sonra ben o ilişkiyi bozduktan sonra benim eşimin başka birine ilgi duyması mümkün mü? İlişkiyi ben bu yüzden bozdum. Çünkü şimdi ortada mümkün. Sağlıklı bir ilişki kalmamış artık. İlişkinin zaten sağlığını bozuyorum kıskançlıktan dolayı. Beni atıyor. Ve bir süre sonra gerçekten bunu yapıyor. Evet. Ve diyorum ki biliyordum. İşte yakaladım seni işte. Biliyordum dediğim gibiymiş. Beni aldatıyormuşsun. Oysa ki ben bu şüpheye kapıldığımda öyle bir durum yoktu. Yani ben zihnimdeki senaryoyu gerçekleştirmiş oldum. Evet. Kendi kendini kanıtlayan kehanet dediğimiz bir peki, sosyal psikoloji. Son bir sorum. Biz bu yapıdaki insanları, yani bu zarar verici nitelikte kıskançlık yapısı olan ve senin biraz önce örneklerini sıraladığın dört tipteki insanı anlayabilir miyiz başlangıçta? Anlayabiliriz. Yani evlenme öncesinde mesela bu nasıl taraflarca birbirlerinde anlaşılabilir? Şimdi kıskançlığın öfkeye dönme ihtimali varsa bunu şöyle anlayabiliyoruz. Yani özellikle bakmamız gereken şey şu. İlişkiyi ilişki yaşarken tanımlarsın ama başlangıçta bütün kadınlara şunu söylüyorum. Beraber olmaya başlayacağınız kişinin şiddete yatkınlığını kesin ölçmemiz lazım ve öfke konferanslarımda muhakkak bunu soruyorum. Hmm. Oradaki kadınlara. Bir ilişkiye başlarken müstakbel eşinizin şiddete yatkın olduğunu nasıl anlarsınız? En çok gelen cevaplardan bir tanesi trafikte anlarım. Hmm. Çünkü trafik bizim kişisel kimliğimizin kolay kaybolabileceği bir yer. İkincisi futbol maçlarından anlarım. Futbol maçları da benim Mehmet Şakiroğlu kimliğimin Aydın Sporlu kimliğine kolay kayabileceği bir yer. Hmm. Ya da işte kendi kişisel kimliğimin taraftar kimliğinin içinde kaybolabileceği bir yer. Üçüncüsü telefonla konuşurken kendi ailemle nasıl konuştuğum çok önemlidir. Ne kadar saygılıyım ve o ilişkide ne kadar derinim. Dördüncüsü de bir kafeye, restorana bir yere gittiğinizde o size işte çayınızı, yemeğinizi getiren servis emekçiyle yapan nasıl bir bağ kurduğunuz çok önemlidir. Ve bir de şuna dikkat etsinler, beşinci olarak da onu söyleyeyim. Bu arada bunlar en çok gelen cevaplar benim sorduğum zamanlar. Bir de ilk buluşmalarda o kişi size bir takım şiddet ve saldırganlık hikayelerini övünerek gururla anlatıyor mu? İşte şuna şöyle astık kestik, buna şöyle saldırdık, bana şöyle yaptılar, şöyle bilmem. Bu hikayelerden hafif gurur duyuyor gibiyse ve bunları size anlatıyorsa orada durmayın. Çünkü şiddet ve saldırganlık denen şey öğretilir, öğrenilir. Bu kişi de bunu öğrenmiş ve bununla problem çözüyordur. Ve yarın bir sorun yaşadığınızda size de aynı şiddet ve saldırganlık uygulanabilir. Yani müstakbel eşinizin şiddet ve saldırganlığa yatkın olup olmadığını anlamamız mümkün. Bir psikolog çok güzel bir söz söylemişti bana. Bu genel davranışlar gördüğümüz zaman ama bana yapmaz hali için başkasını ısıran timsah sizi de ısırır dedi. Doğru, yani bu gerçekten söylemiş. Çok güzel bir sözdü. Çok güzel söylemiş. Senin söylediklerinde hemen hemen bu kapıya çıkıyor. Kesinlikle. Daha konuşacağımız evet. Çok şey var. Evet. Soracağım da çok şey var. Evet, çünkü evet. Konu konuyu açıyor. Evet. Ama süremiz doldu. Evet. Sen arada sırada gel lütfen. Tabii, hem bize etme. Bir Kuşadası havası getirmiş olursun. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığın için. Bizi kahvaltı sofrasında kabul eden bütün izleyenlere de onlar tekrar selamlar. Onlar da çok keyifli sevgiler. Bir sohbet dinlediler eminim. Çünkü ben çok keyif aldım. Teşekkür ediyorum tekrar. Görüşmek dileğiyle. Yeniden. Sevgili seyirciler, az sonra diğer konuğumuz burada olacak. Önce onun görüntüleri gelsin, sonra kendisi gelsin.
Kırdan sudan jarat alandan attıran balatın Kotarımdır dünyanın karatının kanatınan Çırgın bozup karap doldum şıngar şıra şamalıktın Sessiz kayda kubırının kışı kayda dağalıktın Şelkirlegen olun kayda şelbirgen Tuğun kayda tuman kayda seyirlemeyme Tıran kayda tuğulmayma Evet sevgili seyirciler, diğer konuklarımız da stüdyodaki yerlerini aldılar. Özgür Peştanlı, oyuncu koçu, çiftlik sahibi evet. ve onun değerli dostları bizim de dostumuz oldular. Benim artık en eski Barbie dostum. En eski dostun. Evet. Peki ve de Dudu. Dudu. İşte sesini duyduğunuz Dudu bu sevgili seyirciler. Özgür Peştanlı'nın Ankara'da bir çiftliği var. Mevcut bir çiftliğinde hayvanları evim diyeyim, var. Çiftlik demeyeyim, evim diyeyim. Evin Orası var. Evim. Ve kaç hayvanın var Özgür? 100'den fazla hayvanım var. 40 çeşide yakın. 40 çeşide evet. yakın. Neler var aralarında? İçinde otçullarım, etçilerim, privatlarım, kanatlılarım. Yani şöyle diyeyim, geyikler, develer, lamalar, alpagalar, maymun çeşitleri. Oh, böyle oh, papağanlar, oh, oh. deve kuşu, emu, işte kuğular, ördekler. Bugün onlardan ikisiyle geldin bize. Bugün 3 misafir getirdim. Biri sürpriz. Sürpriz. Peki evet. o nereden çıkacak çok merak da, ediyorum. Heyecanlandım şimdi. Saatlerde misafir tamam. olacak. evet. Bu hayvan tutkusu nerede? Şimdi oyuncu koçluğu yapıyorsun. Evet. Dizilerde. Dizi, biraz önce de galiba evet, görüntüler dizi, öyle bir filmdendi değil mi? Eğitmiş olduğum ya da hazırlamış olduğum hayvanları diğer oyuncularla beraber birleştirip reklam ve diziler hazırlıyoruz. Evet. Peki nasıl bu hayvan tutkusu başladı, bu dostluk başladı sende? Böyle küçüklükten karne hediyelerden gelen muhabbet kuşu, civcivler bu duruma getirdi bizi. Zaten bu bir hayaldi. Çizmiş olduğum bir çiftliği gerçekleştirdim. Tanıyanlar çok iyi biliyor. İşte Ankara böyle, Çubuk'ta mı çiftlik? Ankara Çubuk'ta bir mevcut yerim, yaşam alanım. Hmm. Evim orası. Bunlarla yaşıyorum. Hiç ayrılmadık biz. Barbie zaten çok eskisi bu işin. Hı hı. Tanıyanlar bilir. 10 senedir beni hiç bırakmıyor. Hepsi de bir görev sahibi. Barbie'nin cinsi ne? Barbie Belçika. Hı. Belçika kurdu. Bir de galiba şöyle bir şey duydum ben. O çiftlikteki hayvanların çoğu da özürlü hayvanlar. Bir takım vahşi sıkıntı. Hayvanlar. Evet. Oradaki pet hayvanları değil. Vahşi hayvanlar. Türkiye'deki hayvanat bahçelerinden dışlanmış. Ya da özürlü yaban hayvanlarını getirip bakıyorum. Yaban hayvanları için öyle. Ama pet hayvanlarım kendi sağlıklı hayvanlarım. Ama oradaki vahşi hayvanlarım aslan, kaplan ya da işte rakun olsun, geyiklerim olsun. Çok enteresan. Şimdi 100 küsur hayvanla, 40 çeşit hayvanla evet. bir yaşam, aynı alanı paylaşıyorsun, evim orası benim diyorsun. Nasıl oluyor bir günün bu kadar hayvan dostunun içerisinde sabahtan akşama kadar nasıl bir hayatın Zamanı var? Nasıl geçtiğini bilmiyoruz. Artık çiftlik bir müze oldu. İnsanlar ziyaret ediyor. Nasıl geçiniyorsun, nasıl yapıyorsun? Sabah, peki biz gelebiliyor muyuz dışarıdan? Tabii ki herkes gelebilir. Yani mesela ben çubuğa açık. Gelsem çiftliğe ziyarete gelebilir miyim? Misafir edebiliriz sizi. Herkes gelebilir. Herkes peki, gelebilir. Peki çok güzel. Herkes açık. Özgür Peştanlı desek çubukta herkes gösterir herkes herhalde. Peki. Söyler. Sabah çok erken kalkıyoruz. Önce hayvanların gıdaları. Ondan sonra işte yapılması gereken sporları. Şimdi etçiller var, otçullar var. Hepsini ayrı ayrı. Tabii, ayrı tek ayrı başına gidiyoruz. Mı yapıyorsun bunu? Ekip arkadaşlarım. Bu işe gönül vermiş ekip arkadaşlarım. Kaç kişisiniz? Var. Kişi olarak değil. Ben tek başımayım ama gönül vermiş çok kişiyiz. Hmm. Yani bin eliz hayvansever ama dostlar. Bir eliz. Evet. Evet hayvansever. Çünkü maddi yönden kimse çalışmaz bizim yanımızda. Hı-hı. Bu gönülle gelen çok güzel ekip arkadaşlarım var. Bana çok büyük destek olanlar. Hı-hı. Ama hepsi de. Peki. Onları besliyorsun. Tabii. Gıdaları, bakımları, işte eğitimleri ya da sosyalleştirmeleri. Hı. Var buraya gel. Hepsi de aktördür, hepsi oyuncudur benim için. Evet. Hepsinin bir görev sahibidir. Barbie'nin de bir görevi var. Dudu'nun da bir görevi var. Atlarımın da bir görevi var. Hepsi ne gibi bir görev mesela? Sahibi. Mesela Barbie, çiftlikte ata binen insanların böyle en değerli eşyaları, cep telefonu, gözlük. Çok özür dilerim. Çiftlikte ata binen insanlar. Tabii, tabii. Ben çiftliğe at... Binmeye de gelebiliyorum. Tabii, önce koşulu yaptığımızda önce atları nasıl bindiririz? Hayvanlara nasıl yaklaşırız? Hayvanlara nasıl bakarız? Ona önce onu bunları soracağım da zaten. Sadece evet. insan olarak değil, hayvanların da koçluğunu yapıyorum. Hmm. Yani hayvanlara nasıl bakmalıyız? Köpeğe nasıl yanaşacağız? Ata nasıl yanaşacağız? Onlar çok önemli. Tabii. Evet. Bunların da koçluğunu yapıyorum. Peki. Danışmanlığını yapıyorum. Geliyorum at binerken bir şey mi düşürüyorum? Tabii cep telefonunuz düştü. Sonra çok üzülüyorsunuz. Hemen bari bir yardıma geliyor. Sizin kokunuzla düştüğü alanda arıyor ve alıyor telefonunuzu getiriyor. Yapabilir miyiz şimdi tabii mesela? Tabii küçük bir nesne ya da oyuncağınız varsa. Tamam bir
oynadığı bir top vardı, o olabilir, olabilir mi? Tamam. Onu arkadaşımızdan rica edelim. Tabii alalım ki. Şöyle. Şaban, rica edeyim senden. Tamam. Evet, şimdi ne yapacağız? Onu bir yere saklayabilirsiniz. Ben saklayacağım. Tabii sürdüğü bir yere saklayın onu. Peki. Saklayayım, geleyim bakayım ben. Tabii. Şöyle görünen bir yer olsun, bizim açımızdan şey görebilsin, kamera görebilsin. Evet. Şimdi ben sizin çok üzüldüğünüzü düşünelim. Hatta evet, sizi çok ağlatalım. Sizi ağlatalım. Çok üzgünüm. Alayım topum elinizi. Yok. Barbie, bulur musun onu? Hadi bakalım. Bravo. O kokuyla aramaya başlayacaktır. Evet. Tabii o Barbie için çok kolay bir nokta bu. Evet. Tabii buldu. Gel bakalım. Çünkü çok iyi saklayamadım tabii ben ama. Onun için çok direkt kolay. Direkt olarak kokuyla oraya tabii gitti. Tabii kokuyla. Hmm. Nesnenin ne olduğu bilir. En son koklattığımız kokuyla. Barbie bu hale nasıl geldi? Ne kadar sürede geldi? Barbie 10 yaşında. 8-9 senedir beraberiz. Hı hı. Onu yavaş yavaş işleyerek, yani ne yapabiliriz, neler yapabiliriz diyerek buna gittik. Ama Barbie'nin bir full eğitimi yok. Yani ona bir otur diyemezsin. Yat da diyemezsin. Zaten Özgür, sen karşısın anladığım evet, kadarıyla. Eğitime otur, karşıyım. Kalk, getir, götür komutlarına ama karşısın. Ama sosyalleştirme tarafında. Yani bütün hayvanlar sosyalleşsin, insanlar temas etsin ki dışlamasın. İnsanlarımız temas etmedi hayvanı dışlarlar. Barbie yalnız benim topumu çok beğendi, getirmiyor. Barbie. Gözlüğüm olsaydı gene böyle getirmeyecek miydi? Yok, o şimdi merak etti. Koyduğu yerde başka şeyler buldu. Barbie buraya gel. Hadi gel. Peki hayvanlarını sana getirip, şimdi bunu... Hayır ayıp. Gel buraya. Gel yanıma gel buraya gel. Peki. Gel bakalım. Sahibine getirecek. Tabii önce size... O şimdi biraz tabii stüdyonun şartlarından ötürü bakalım. De. Siz sevebilirsiniz şimdi. Peki. Onu ödülümüz sevmek. Biraz daha böyle dokunarak. Öyle mi? Sert dokunarak. Şöyle. Tabii. Sağ ol Barbie, teşekkür ederim. Aferin, bravo. Hayvanlara yaklaşım da çok önemli değil mi? Yani mesela bir benim sevme biçimim var. Ben hepsini bu şekilde. Bu yanlış sevgi. Çünkü ben size tanışırken geldim. Merhabalar, ben Özgür dedim. Evet. Ama böyle bir şey yapmadım. Ne haber? Nasılsın demedim. Hayvanı da öyle. Bari buraya gel. Önce kendimi koklatıyorum. Ondan sonra temas yapıyorum. Ha, önce koklatıyorum. Tabii bütün hayvanlar için. Önce kendinizi koklatın. Ha. Hayvan çünkü kokuyla alacak. Bizler konuşarak, onlar koklayarak. Evet. Tüm hayvan için. Önce koklayacak. Ondan sonra evet ben gelmeliyim. Dudu da aynı şey deneyimiz. Dudu'ya geldim. Evet, tamam buradayım. Koklattım ve elimi uzattım. Ondan sonra gelecektir. Dudu ne yapıyor diye sorarsan. Ne yapıyor? Dudu böyle. Dudu bir kere konuşuyor mu? Tabii Dudu konuşur. Çok büyük kelimeler demese de küçük kelimeler. Mesela sarıl diyeceğim size. Dudu sarılır mısın? Heyecanlandım. Gel bakalım buraya. Evet. Hadi sarılıyoruz. Kalkayım mı aya? Yok, gerek yok. Peki. Böyle sarıldı. Size şemsiye görevi yaptı. Evet. Sonra bırakacağım. Bu sevgi gösterisi tabii mi? Siz de beraber böyle poz verir. Evet, çok gel güzel. Gel bakalım. Sonra onu ben küçüklükten beri büyüttüğüm için sallayabilirim böyle. Hadi bakalım. Harika. Tamam. Bu güven. Önce güven. Ebeveyn gibi yaklaşıyorsunuz tabii. Siz. O biliyor bana zarar vermeyeceğimi. Bu arada mikrofonumu düşürdüm. Peki size böyle hayvanlarını getirip sosyalleşmek için bırakabiliyorlar mı? Yapıyor musunuz bu dışarıdan işi de? Dışarıdan hiçbir şekilde hayvan almıyorum. Çünkü kendi hayvanlarımın sağlığını göz önünde bulunduruyor ve zamanım olmadığını. Hı hı. Ama gereken bilgiyi danışmanlık olarak veriyorum. Hı. Ama dışarıdan hayvan sokmuyorum. Çünkü diğer hayvanlarımın bulunduğu yeri karıştırmış olacağım. Çünkü çiftlikte bir düzen var. Evet. Papağan köpeğe zarar vermiyor. Köpek domuza zarar vermiyor. İşte at... Hepsi geçinebiliyorlar hepsi mı geçinebiliyor. Bir arada? Genelde doğal yaşam alanı gibi kurdum. Yani küçük imkanım geldikçe küçük bir doğal yaşam alanları kurdum. Atlarım, yani otçul hayvanlarım, geyiklerim, develerim, lamalarım, alpagalarım hepsi bir arada. Böyle 2000 metrekarelik bir yer var. Orada serbest geziyorlar. İşte kanatlı hayvanlarım, onların kendi metrekareleri var. Peki bunun bir maddi şeyi de var, tabii külfeti ki, de var. Bunu nasıl karşılıyorsun Özgür? Bunu atlarımla, köpeklerimle, onlarla beraber çıkmış olduğumuz diziler, reklamlar, fotoğraf çekimleri, onlar diğer hayvanlara bakıyor. Yani çiftlik kendini döndürüyor. Tabii. Hayvanlar da bir nevi o ben çiftliğin idamesini sağlıyorlar. Doğuştan emekliyim. Harika. Onlar da ne güzel, sevdiğin bir iş yapıyorsun. Şimdi herkesin hayvanlara, biz tabii hayvan sevmemek gibi bir şeyi ben algılayamıyorum. Hayatın bir parçası onlar. Doğanın içerisinde hepsi var. Ve biz eğer hayatı seviyorsak, doğayı seviyorsak, dünyayı seviyorsak her şeyle birlikte şimdi seviyoruz. Coğrafyamız sadece insanları değil, hayvan ve bitkileri de açıyoruz. Kesinlikle. Yani hayvan fakat ve herkes çok yakın olamıyor Özgür. Mesela ben köpekle çok yakınım, olabilirim. İşte papağandan çok ürkmüyorum. Mesela kedi benim fobim. Çünkü çocukluğuma dayanan bir sebebi var. Bebekken kucağıma kedi düşmüş ve ben bunun üzerine bir tür...
türlü ısınamadım. Bu anlamda da yardımın oluyor mu insanlara? Tabii ki ya, ben zaten çok evde hayvan bakısı taraftarı değilim. Ama sevmiyoruz ya da fobimiz var diye dışlamak zorunda da değiliz. Hı hı. Dışlamıyoruz ama uzaktan seviyoruz. Her hayvana dokunmak zorunda da değiliz. Peki bunu yapabiliyor musun mesela? Bu fobiyi kırmada yardımcı olabiliyor musun? Çiftlikte çünkü bütün keşke hayvanlar... Keşke bunu Mehmet'e de sorsaydım aslında. Psikolog olarak o da bize bir takım mesela şeyler söylerdi. Mesela köpekten korkan çok insan geliyor. Ondan sonra onları ata bindirip bir şeylerin düşürmeye çalışıyorum. Düşürdükten sonra işte Barbie'nin o nesneyi düşürdüğü gözlüğü, telefonu getirince Barbie'ye olan aşkı bir köpek aşkına çeviriyoruz. Ya bütün mesela yılandan korkan oluyor, köpekten çok insan peki, geliyor. Peki o zaman bir de bana şu konuda yardımcı olabilir misin? Bana değil, hepimize. Şimdi bizim ülkemizde serbest sokakta dolaşan hayvan sayısı çok fazla. Kediler, köpekler. Şimdi biraz önce söylediğim gibi herkes yakın olamıyor, korkuyor mesela köpekten. Bir sokağa çıkıyorsun, bir yerde 4-5 köpek, sokak köpeği bir araya geliyor. Ben onların arasından geçmek zorundayım karşıdaki hedefime gidebilmek için. Ama korkuyorum. Doğru davranış biçimim ne olmalı? Ben nasıl davranmalıyım ki onları öfkelendirmemeliyim ya da bana zarar vermelerine engel olmalıyım? Ya da bana zarar verirler mi normal şartlarda? Şimdi istisnalar kaideyi bozmuyor da bunların birçoğu zararsız hayvanlar. Zaten birçoğu bizim hayvanseverlerimiz yemlediği ve baktığı için onlar siz devamlı bize yemek getirecekler mi mantığıyla yanaşıyorlar. Hayvanlara, evet, bir de takılıyorlar, geliyorlar. Evet. Hayvanlara her dokunduğumuz temas, her ses yükseltmemiz onlar için oyun içgüdüsünü arttırıyoruz. Yani hayır gelme, o diyor ki ben onu sevmeliyim. O algılayamıyor. Ama hiçbir şekilde temas etmezsem ve ellerimi çıkartmazsam bana bir şey vermeyecek, ama geri dönecektir. Hiç ellerimi çıkartmayacağım. Tabii. Ama bütün gelme, korkuyorum, yapma. Her sesini yükseltme onlar için. Ben gitmeliyim. Bana şimdi beni çağırıyorlar. Çünkü çağırırken hey çok iyisin, hadi gel sana yemek vereceğim. Aynı ses tonu. Sadece kelimeler farklı. Genellikle görmemiş gibi mi davranacağız o zaman? Aynen. Yani o yokmuş gibi. Peki diyelim ki öfkeli, hırlayan bir köpek gördük. Ve bu karşı karşıyayız. Bu durumda doğru davranış biçimi. Ben ne söylesem bunu o durumda yapamayacaklar. Ha, biliyorum. Ben bir kere uçtum çünkü. Ama şöyle düşünelim. Evcil hayvanlar, yani bakılmış, hiç kimse saldıran köpeğini göz göre göre dışarı bırakmayacaktır. Ya bu mantık. Ben şimdi çiftliğimde hayvan, köpeklerim serbest geziyor. Siz çiftliğe misafir geldiniz. Köpek ısırır mı? Isırsa kapımı kilitlemezdim. Doğru. Mantıklı düşündüğümüz zaman sevin diye, oynayın diye onları serbest bıraktım. Zaten kapalı hayvanların belli, size zarar vermesin diye. Ama bunlar açıktaysa demek sosyal hayvanlarım. Zaten kendi hayvanlarım sadece... Hani saldıran değil de mesela hırlayan bir köpek insanı korkutuyor karşınızda böyle bir köpek gördüğünüz zaman. Burada bir davranış biçimim var yok, mı benim? Bunun bir davranış biçimi yok. Yani bu psikolojik ben. Anladım. Yani her şey kendinde. Ha, sadece şunu bilelim, coğrafyamız... Bütün bitki ve hayvanlara açık. Yani hepsine sahip çıkmak zorundayız. Zaten bu hayvanlar olmasaydı Nuh'un gemisinde diğer hayvanların ne işi vardı? O yüzden mecburuz ortak yaşamaya. Şimdi kabul senin bir takım görüntülerin var. Eğer yönetmen arkadaşım onay verirse, hazırsa o görüntülerden birini seyircilerimize izletelim. Sonra sohbetimize devam edelim. Hangisi? İki tane görüntü var. Hangisi çıkacak ben de bilmiyorum. Beraber izleyelim. Tayland'da. Benim film deme. Benim çiftliğimde fil de var deme. Benim film değil. Tayland'dan bir görüntü. Fillerle bir çalışmamız vardı. 3 gün boyunca onları seyrettim, baktım, gördüm. Neler yapabiliriz, ne zarar verebilirler, ama korkuya rağmen filin altına yattım diyeyim. Geldi, baktı, orada yokladı. Orada yatan sen misin? Benim, o yatan benim. Geldi, baktı, yokladı. Korktum, bir ara böyle tutabilir miyim ayağını diye düşündüm. Ama yok dedim, tutsam ne kadar dayanabilirim? Ama o kadar zeki hayvanlar. Kaldım. Yani Tayland'a gidince ben Türkiye'de çok büyük bir hayvansever değilim.
diye düşündüm. Onlar aşmış. Çünkü destek var. Peki, bu kadar hayvanın arasında en sevdiğin hayvan ne diye sorsam bir ayrım yapabilir misin? Ayrım yapamıyorum çünkü hepsini seviyorum ki bakıyorum. Hı-hı. Ama hiç ayırmıyorsam bari hiç ayrılmıyor yanımdan. Çünkü o hep yanımda, her yere götürebiliyorum. Evet. Bir de beni tanıyanlar birçoğu onunla ayrılmadığımı biliyor. Bütün bugüne kadar oynamış olduğum reklamlar, dizilerde hep vardı. Hangi dizilerde gördük senin dostlarını? Ya da oyuncu koçluğu yapıyorsun. Hangi alanlarda oyuncuları çalıştırıyorsun? Kürşat bir 47 belgeselini çekiyorduk. Belgeselde Kürşat dedi oynar mısın? Dedi Kürşat oynarım çünkü orada köpek var işte Çin Seddi'ne gideceğiz falan. Başladık sete, ilk bölümde ben vuruldum. Kürşat'ın adı var ama kendi yok. İlk sette vuruldum ve arkadaşlarım devam etti. Ama filmde ben yokum. Çünkü ilk sette vuruldum ve ayrıldım. Sadece eyvah, adımız var. Peki. Onun dışında? Onun dışında reklamlarımız var. Lastik reklamlarında. İşte böyle karlarda kurtların araba peşinden koştuğu bir reklamımız var. Böyle bisküvi reklamlarında köpeklerimiz var. Bunun gibi çok. Peki. Özellikle vahşi hayvanlarla ilişkini merak ediyorum. Yani onlara nasıl yaklaştın? Onlar nasıl hayatına girdi? 4 senedir vahşi hayvanları. 8 günlük bir kaplanla başladım. Kaplan çünkü bakmamıştı yavrusuna. Yavruyu da bana getirdiler. Bu hayvanat bahçesinden tabii, mi hayvanat geliyor? Hayvanat bahçesinde. Anne dışladı ama hayvanat bahçelerinde mevcut bir hayvan var. Yavrulayınca koyacak yerleri olmadığı için ve anne bakmadığı için mecbur sahiplenmek zorunda kaldım. Kendim de bu sefer ruhsatlı hayvanat bahçesinde. Ama hayvanat bahçeleri falan da seni tanıyor. Tabii bir danışmanlık yapıyorum. Hayvanat danışmanlık yapıyorum. Bunun için bir çoğu tanır. 8 günlük bir kaplanla 2 sene yaşadım. 2 sene? 2 sene aynı evde, aynı koltukta, aynı yatakta. Orada çok, ondan sonra çok sevdim. Sonra bir aslan aldım. Sonra sırtlan derken, işte maymunlar, rakunlar derken. Bunlar senin çiftliğinde evet, mi şu anda? 4 senedir onlarlayım. Kaplan da duruyor. Tabii. Aman yarabbim. Peki bunlar büyüdükçe bir probleme dönüşmüyor mu? Bunları hiçbir zaman biz canlı yiyecek vermiyoruz. Zaten bu hayvanların birçoğu özürlüydü. Arka ayaklarında sıkıntı var. Gözle görünen bir şey yok ama biz biliyoruz. Hayvanlara canlı bir yiyecek vermiyorum. Yiyeceği gıdalar hazırlanmış şekilde geliyor. Ya da kedileri, kedi mamalarıyla destek çıkıyorum. O yüzden beni yem olarak görmüyorlar. Ben onlar için bir oyunum. Onlar için bir oyun. Nasıl Barbie benle oyun gibi. Onlar da öyle bir oyun. Hiç veteriner olmayı düşündün mü? Veteriner olmayı düşündüm ama arkadaşlarım da sebep. Hep beraber olurum. Ekip büyüsün mantığı var bende. Yani her şeyi ben olmayayım. Herkesin görevi kendi olsun. Büyük bir aile olalım. Büyük de bir ailesiniz. Evet. Buraya da arkadaşlarınla ekip beraber geldiniz. Kaç kişisiniz? Toplam biz 30 kişiye yakınız. Veteriner arkadaşım burada. Dere eğitmen arkadaşım burada. Bütün arkadaşlarım burada. Bir aktörümüz burada. Hepsi burada. Biz beraber ekip halinde gidip ekip halinde geliyoruz. Ya sadece hayvanlar değil. Biraz önce mutluluktan konuştuk. Evet. Gözlerinin içi gülüyor Özgür. Çok çok mutlu bir ifaden var. Öyle misindir? Öyle, her hep, zaman hep böyle. Pozitif ve böyle mutlulukla, keyifle bakan bir insan hep mısın böyle. Hayata? Her gün 5.30'da kalkıyorum ve zevk alıyorum. Bu hayvanlar yem yerken zevk alıyorum. Onları yemlerken zevk alıyorum. Onun yemeği şıvırdatması ya da birileri geldiği zaman onlara gösteri yapıyorum. Normalde onlara gösteri yapmıyorum. Normalde antrenman yapıyorum. Ama onlar sanıyor ki bizim için şov yaptı. Normalde hayvanları çalıştırıyorum. Mesela hafta sonları çok yoğunum. Hafta sonları hayvanları çıkartmıyorum atlarımı. Biri geldiği zaman atışta otur diyorum. Ya da hadi Şahlan yürü bakalım. O ayağa kalkıyor yürüyor. İnsan diyor ki ne güzel yaptı. Normalde antrenman bunlar. O yüzden çok mutluyum. Ve şu sürpriz şeyi merak ediyorum. Sürpriz edeyim. Bir hayvanımız daha var. Size küçük bir hediye getirdim. İnsanların korktuğu bir bal pitonumuz var. Ne yılanı bu? Bu bal piton. Bal piton. Tabii, albino bir bal piton. Şimdi içerisi böyle serin ve korktuğu için saklandı. Evet. Böyle. Yani şu anda mesela beni korkutmuyor. Niye? Çünkü bana plastik gibi geliyor. Ama yatıyor. Evet şu anda korkuttu. Evet. Hareketi değil. Ama zararsız. Peki yani senin çiftliğine gide gele bütün bu hayvanlarla dost olup onlara dokunmaya alışıyor mu gelen tabii, gidenlerde? Tabii insanlar zaten fotoğraf için yaşıyoruz. Evet geliyorlar, hayvanı seviyorlar. Yani çok güzel, çok beğendik, hayvanları gördük, fotoğrafları çekildik. Sonra herkes kenara çekiyor ellerini, cep telefonu ve nereye ne yayınlasak diye bu şekilde de. Peki ailen nasıl bakıyor yani bu kadar hayvanlarla iç içe bir yaşam, tamamen onlara adanmış bir hayat. Onların en baştan itibaren bakış açısı nasıl? En başta annemi sorarsak annem çok hayvanları meraklı değil. Seviyor ama gelmiyor. Babam çok büyük destek, hep yanımda. O da çok seviyor. Bu kadar aşırı değil ama benle beraber artık ata biniyor. Ya da işte hayvanlarla beraber eğitim yapıyoruz. Sosyalleştiriyoruz.
Evli misin? Değilim. Peki ileride evlenmeyi düşünürsen mesela bu kadar çok yani, hayvanın içerisinde yaşamayı kabul etmeyebilir eşin. Böyle bir şey olursa, ne yaparsın? Hayvanları çok sevsin ya da çiftlikte olsun istemem. Çünkü çiftlik benim evet evim aynı zamanda işim. İş yerimde kız arkadaşım olsun istemem. Peki ama herhalde hayvanlarla olursa, iletişim kuramayan biriyle de birlikte olman pek mümkün olmaz herhalde. Yok alışır. Ben alıştırırım diyorsun. Hayır, bir aslan bir kaplan alışıyorsa evet. Sosyalleşmeye bakmaya bir canlı konuşabildiğimiz bir canlı da alışacağını düşünüyorum. Evet. Yani hep şartlanma. Peki yine şeye dönmek istiyorum. Yani mesela köpeklere bir küçük köpek aldık evimize. Bunu kendi kendimize işte tuvalet terbiyesi ve benzeri terbiyeleri verebilir miyiz? Komutlarla onu bir şeyler yapmaya alıştırabilir miyiz? Bunun usulü ne? Ödül yöntemi mi? Ödül ve ceza yöntemi mi? Yani siz bir oyuncak ya da bir gıdasınız bir köpek için. Önce köpeği bunu aşılayacağız. Aldığımız köpeğin hem veterineri hem eğitmeni sizsiniz. Anam sabun gibi oynuyorsun yılanla. İnanamıyorum yani. Böyle kıyıyor. Peki sis sen onu bıraksan başımıza. Buraya gelir mi mesela? Yok, yürüye? Gelmez. Ben şöyle bakayım. Hem süt olsun ha, dursun o orada. Aldığınız evet. Pet hayvanın hem eğitmeni hem veterineri sizsiniz. Evet benim işim köpek eğitmenliği. Ama kendi köpeğini kendi eğitmeni. Sen köpek eğitmeni değilsin. Kendi köpeğinin eğitmenisin. Ben sana danışmanlık yapacağım. Ben sana öğrettiğim şeyleri sen köpeğine öğreteceksin. Evet. Bu en makbul olan bu. Yani bir köpeğe tuvalet eğitimi nasıl yapılır? Hayvan yemeğini yedi. Yemeğini yedikten sonra 20 dakika sonra sindirim sistemleri çalışacak ve tuvaletini yapması ihtiyacı duyacak. Biz ne yapacağız? Aynı saatte bu hayvanı gıda verdiğimiz zaman aynı saatte dışkısını alacağız. Nereye yapmak istiyorsa oraya çıkarttığımız zaman hayvanlar çok zeki. Sadece konuşamıyor. İkinci gün anlayacaksınız evet bu oraya gitmek istiyor ya da ben bunu çıkartayım ki yapmalı. En fazla yani biz üzerine devam edeydi tabii, aynı tekrar. Davranış şartlanma, biçimini. Şartlanma. Evet. Sen dışarı yapacaksın ki ben seni seveceğim. O ne zaman? Ama bunun arasında yani bunu yaparken ben şuna da rastlıyorum. Mesela ödül ama ödül istediğini yaptıramadığı zaman gazeteyle mesela. Bu değil. Evet. Bu vuran yanlış. İnsanlara tanık bu oldum. Yanlış. Bu yanlış bir yanlış. Eğitim biçimi değil mi? Yani bir kere dokunmak ödül. Ne yaparsan sert de dokunsan, yavaş da dokunsan bu bir ödül. Ama ten teması diyorsun. Evet. Ödül. Bu başka bir araya bir şey sokmadım. Yani şöyle diyeyim. Hayvan geldi işte koltuğunuza tuvaletini yaptı. Siz de 10 dakika sonra eve girdiniz ve koltukta tabii köpeğiniz de orada yatıyor. Gidiyorsunuz köpeği cezalandırıyorsunuz. Niye yaptın? Köpek algılamıyor ki. Ben demek burada oturmamalıyım diyor. Nereden bilecek oraya yaptığını? Çünkü hayvana vereceğimiz ceza, yani ceza tabii hayvana vurmak, kırmak değil. O dakika ses komutu da bir ceza. Tuvaletini yaptığı dakika, o dakika hayır ne yapıyorsun demek. Hayvan evet ben buraya yapmamalıyım diyor. Ama 5 dakika geçmiş, 3 dakika geçmiş, yarım onun saat geçmiş. Onun faydası yok diyorsun. Hiçbir faydası yok. Bir kere cezanın en kötü tarafı. Evet. O dakika, ödül de aynı dakika. Geldi köpeğim, önümde oturdu, sevdim. Ona dokunmam bir ödül. Evet ben bunu yaptım ve sevdi beni. Ama köpeğin geldi oturmadı, üstüne atladı. Sen yine sarıldın. Diyecek ki ben devamlı üstüne atlamalıyım ki. Bana sarılıyor. Ama sen diyorsun ki hep üstümü kirletiyor. İtekliyorum ama yine çıkıyor. Ya temas ediyorsun. Dokunmak ödül. Hayvanın çünkü ödülü sevgi. Ama farkında değiller. Bilmiyorlar. Peki. Çok az zamanımız kaldı. Son olarak hayvan dostlarına buradan vermek istediğin bir mesaj var mı? Tabii ki. Lütfen onu da alalım. Böyle ondan sonra sevmek, ödeydin. Görmek, bakmak istiyorlarsa ben çiftliğim her zaman açık. Evlerini alıp zaman kaybetmesinler. Bizim misafir olabilirler, bizle vakit geçirebilirler, bizle gönül dostu olabilirler. Benim hayvanlarım onların da hayvanı. Sana sosyal medyadan ulaşma imkanları var tabii, mı? Tabii var zaten. Sorulara cevap veriyor musun? Hepsine veriyorum. Vermediğim hiç kimse yok. Herkese açık çünkü profillerim de açık. Özgür Peştanlı olarak sana ulaşabilirler. Çiftliğim de açık, gelebilirler. Bize gönül dostu olabilirler. Ama hiçbir şekilde evde ben hayvan alayım, bakayım, işte gönlümü doldurayım demesinler. Yazık. Yazık ediyoruz çünku. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Ankara'lardan buraya hep beraber geldiniz. Yayınımızı renklendirdiniz. Çiftliğinde hayvan dostlarınla sana keyifli, uzun bir bekliyoruz. Yaşam diliyorum. İnşallah en kısa zamanda bir Ankara'ya yolumuz düştüğünde çiftliğine gelmeyi çok isteriz. Evet sevgili seyirciler, böylece bugünkü programımızın aynı zamanda bu haftaki Hayat Tadındalarında sonuna gelmiş olduk. Cumartesi günü haftaya yeniden birlikte oluncaya dek her şey gönlünüzce olsun efendim. Esen kalın.